6000 greft alımı gerçekleştirdiğimiz hastamızın 10. gün yıkaması için yine bir aradayız. Şimdi losyonumuzu elimize aldıktan sonra bütün alana geniş ve yoğun bir şekilde yayılımını yapıyoruz. Artık dokunmalarımızda hiçbir sakınca yok. Basınçlı yapabiliriz. Bütün alana güzelce yayılımını yapıyoruz. Çünkü artık kabuk dökme zamanımız geldi. Evet, gördüğümüz gibi bütün alana yoğun bir şekilde losyon sürmemizi gerçekleştirdikten sonra hastamızı 1 saat kadar beklemeye alıyoruz. Şimdi 1 saatimiz doldu ve artık yoğun masajlarımıza başlıyoruz. Hiç korkmadan yoğun bir şekilde kabuklarımızı dökmeye başlıyoruz. Kabuk dökme işlemi bizim sürecimizde olmazsa olmazlarımızdan. Kliniğimize gelebilen hastaları çağırıyoruz. Burada biz kendimiz gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir şekilde masajımıza devam ediyoruz. Kabukların %80'ini atana kadar bu masajlara devam. Bu işlemi ameliyatımızdan sonraki 10. günde mutlaka yapmamız gerekiyor. Yurt dışında veya il dışında olan hastalarımız için de özellikle bu videoyu çekiyoruz ki bize gelemedikleri için en azından görsel olarak ellerinde bir kılavuz oluşturalım diye. Kabuk dökme işlemimizi tam anlamıyla gerçekleştiremez isek bu alanda daha çok sivilcelenmelere maruz kalacağız. Aynı zamanda da ekimin sağlıklı bir şekilde çıkmasına engel olmuş olacağız. Saç köklerimizin çıkmasına engel olmamak için bu aşama çok 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 önemli. Biz burada ikinci haftadaki olan yıkama periyodumuzun ilkini yapmış oluyoruz. Hastalarımızdan da bu yaptığımız işlemin aynısını 5 gün kadar evde yapmalarını istiyoruz. Şampuanımızdan da destek alabiliriz bu durum için. Masajımızı yaparken daha çok parmak uçlarımızla bastırarak dairesel hareketler halinde yapıyoruz. Kesinlikle tırnaklarımızı cilde geçirmiyoruz. Çok önemli bir husus. Bütün alana şampuanımızı yapıyoruz. Ve bütün alanda son masajlarımızı yaptıktan sonra ne çok sıcak ne de çok soğuk olmak üzere suyumuzla son yıkamamızı gerçekleştiriyoruz. Artık suyun basıncı önemli değil bu noktada. Şimdi kurulamaya geçiyoruz. Artık dediğimiz gibi dokunmalarımızda hiçbir yasağımız yok. Gönül rahatlığıyla havlumuzu kullanabiliriz.